Ben arıcı kızıyım. Türkiye'nin en büyük arıcısının torunuyum. Bu bahsettiğim Türkiye Arıcılar benim kurucu genel başkanımda öz dayım olur. Bu işi bilerek yapıyorum. Bizansiyon için değil. Ben zaten bu işleri hep yapıyorum. Biz bu şekilde çerçeve üstündeki arıları kovalıyoruz, balda alıyoruz ama şu anda valla bazı fırsatçılardan, bazı çetelerden ve kötü niyetli kişilerden fırsat bulamıyoruz. O yüzden bir de arılar ölmeye başladı açlıktan. Şimdi arıcı bu körü artık arılara yapmayacak, karar verdi. Bundan sonra arıcı bunu kimlere yapacak? Arıcıları bölen, arıları da öldüren. Ticaret, siyaset ve ihanet odaklarına sıkıyor. Merdiven altında şeker üreten, arı görmeden bal yapan sahtekarlara sıkıyor. Sahte bala göz yuman, arıcıları yalnız ve çaresiz bırakan, bir avuç çetenin oyuncağı olan bu Tarım Bakanlığı ve bürokratlarına sıkıyor. Ve en çok da bu tüm yanlış işlerin sorumlusu, iktidarda kalmaktan başka bugünlerde hiçbir şeyi düşünmeyen, memleketi kendi gidişatına bırakan ve canlar ölürken seyreden hükümetin başı Recep Tayyip Erdoğan'a sıkıyor. En çok da Onur faydalandı o dumanın üstü. Sıkılacak çok adam var da. Hem de var zaten. Sen ne diyorsun? Şey vardı ya, Levent Kırcan'ın. Tamam, ben de Meclis'in bahçesindeyim. Bazı mensuplarına aşı sıkıyordum. Evet, hiç arıcılar yok, çaresiz arkadaşlar. Arılar ölürken bak ve bir şey yapamamak da çok büyük sıkıntı. Yani arılar onun çocuğu gibidir. Tamam.